Efendim, gelelim şimdi Kur'an-ı Kerim'de ulemaların işte ihtilafa düşmüş olduğu o üç isim. Anlatabildim mi? Zülkarneyn, efendim Lokman aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam diye bizlerin tanımladığı kişiler. Bunların veli mi olduğu yoksa işte efendim peygamber mi olduğuna yönelik tabi ihtilaflar söz konusu. Bizler normalde baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim açısından da Rasul, Nebi, Elçi gibi mesela peygamberlere, çünkü Allah-u Teala genelde peygamberlerden bahsettiği zaman bu tarz kelimelerle cümleleri anlatmış. Yani elçilerimiz veya işte elçimiz veya işte efendim Rasul veya işte Nebi veya peygamber gibi sözcükler zikretmesine rağmen bu tarz ulemaların zaten bunların hakkında ayrılığa düşmelerinin en büyük sebebi de bu. Bu şahıslar hakkında efendim böyle bir cümle genelde kullanılmamış. İşte salih bir kul şeklinde veya işte katımızdan bilgi verdiğimiz bir kul tarzında ifadeler kullanıldığından dolayıdır ki, veya işte hikmet verdiğimiz bir kul gibi ifadeler kullanıldığından dolayıdır ki işte ulema aslında ne yapmışlar? Kararsız kalmışlar. Anlatabildim mi? Diğer mesela bir Nuh'tan bahsederken veya işte efendim bir İbrahim peygamberden bahsettiği gibi açıkça onun peygamber olduğuna yönelik, nebi olduğuna yönelik vurgular yapmamış Kur'an bu üç ismi zikrederken. Anlatabildim mi? Ondan dolayı işte bu ihtilafa düşmüşler. Zülkarneyn, bize göre bunların içerisinde Zülkarneyn diye tanımladığımız işte ulemanın ihtilaf yapmış olduğu kişilerden bir tanesi Zülkarneyn'dir. Bize göre bu bir peygamberdir. Bu bizim şahsi fikrimizdir. Yani İslam alimlerinin bir kısmı dedik ya ayrıldılar, işte bir kısmı bunlar velidir demişler, bir kısmı da işte efendim peygamberdir diyenler olmuş. Zülkarneyn aleyhisselama işte peygamber diyenlerin efendim biz de fikrini ne yapıyoruz? Benimsiyoruz. Çünkü Zülkarneyn peygamberin Kur'an-ı Kerim'de kıssasına baktığımız zaman çok önemli bir vazife verilmiştir. Ve Zülkarneyn peygamber gençler, burası işte tartışılacak bir meseledir. Bizler devamlı sohbetlerde beyan ediyoruz. Zülkarneyn kıssası biliyorsunuz kıyamette 10 büyük alametten biri olarak zikredilen Yeçüc ve Meçüc diye bir fitneden bahsedilir. Yeryüzünü talan edecek olan kavimler, azgın kavimlerden bahsedilir. Kur'an'da kıyamet alametlerinin büyüklerindendir bu vaka. Yeçüc ve Meçüc diye tanımlanan vaka. İşte bunların önüne setti çeken peygamberdir Zülkarneyn peygamber. Şimdi bizler rivayetler açısından baktığımız zaman genelde Zülkarneyn aleyhisselamın efendim vakası yeryüzünde olacakmış. İşte o setti yeryüzünde çekmiş veya Zülkarneyn peygamber efendim yeryüzünde seyahat etmiş gibi ulemaların çoğunluğu ne yapmışlar? Beyanatlarda bulunmuşlar. Ondan dolayı böyle bir efendim inanç ne olmuş? Gelişmiş. Oysa bizler oradaki bazı ifadeleri sebebe cümlesinde olduğu gibi, anlatabildim mi? Sebep kelimesinde olduğu gibi bu tarz cümle yapılarını mesela bizler şöyle bir incelediğimiz zaman aslında Zülkarneyn peygamberin bulunduğu dönemde göklere yolculuk yaptığını anlıyoruz. Anlatabildim mi? Böyle bir aslında mucizeyle desteklenmiş bir şahsiyet. Göklere yolculuk yapıyor. Bizlerin yıllardır gök grupları, gök grupları diye zikrettiğimiz bazı gruplar vardır. Azgın kavimler vardır Samanyolu galaksisinin içerisinde. Bunu da zaten yıllardır bizim sohbetlerimizi dinleyen herkes aşinadır zaten. İşte gökten gelecek olan bu fitneye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Orada anlatılan işte bu Yeçüc ve Meçüc fitneleri bize göre gökten gelecek olan nedir? Fitnelerdir. Ama tarihi süreçte bütün rivayetlerde İslam kaynaklarına bizler baktığımız zaman çoğunluk hep yeryüzüne odaklı ifadeler. Çünkü aynı ayetlerdeki kelime yapıları
göğe çıkma olasılığını alimler hesap etmediğinden dolayı, yani öyle bir şey mümkün olmayacağını zannettiklerinden dolayı, oradaki o cümle yapılarını genelde hep ne yapmışlar? Yeryüzüne uygun tarzda yorumlamışlar. Anlatabildim mi? Hal böyle de olunca işte böyle bir inanış tarihi süreçte aslında zuhur etmiş. Yoksa o cümlelerin içerisinde göklere yolculuk yaptığını ifade eden kelime yapılar da var. Cümle yapılar da var. Yani bizim açımızdan da baktığımız zaman aslında göklere yolculuk yapıldığı, yolculuk yaptığını ve göklerdeki bazı işte azgın kavimlerin efendim önlerine setler çektiği ile alakalı bir vakanın zuhur ettiğini ne yapıyoruz bizler? Anlıyoruz. Hatta bunu geçmişte sohbetlerin çoğunda da beyan etmiştim. Allah-u Teala tabi bilir iyisini hakkıyla. Bu fitnenin de yeryüzüne 2075 ile 2085 arasında, 2070 ile yani 2085 arasında bizler Kur'an-ı Azimüşşan'daki işte bu ifadelere baktığımız zaman, diğer huruf ilimlerinin incelikleri açısından da baktığımız zaman bu fitnenin böyle bir tarihte yeryüzüne ineceğini zannediyoruz. Allah-u Teala bilir iyisini. Bunlar yeryüzüne indikleri zamansa yeryüzünü kasıp kavuracaklar. Bu bir gerçek. Buna mesela bir açıdan baktığınız zaman uzay savaşları da diyebilirsiniz gençler. Bu anormal bir durum değil. Çünkü sonuçta dünya dediğimiz yer de uzayın içerisinde. Bir gök adamız var. Bir samanyolu galaksideyiz malum. Hepimiz evrenin bir parçasıyız. Yani aslında Yeçüc ve Meçüc diye yeryüzünden beklenilen, yerin altında olduğu söylenilen rivayetlerde azgın kavimlerle alakalı bilgiler aslında bizler şöyle ciddi manada derinlemesine incelediğimiz zaman bayağı bildiğiniz uzay savaşlarına yönelik, yani bizim galaksideki hiyerarşiyi bozucu kavimlerden bahsedildiğini ve o kavimlerin efendim yeryüzünü talan etmek için ineceklerini, hikmetlerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Zaten diğer sohbetlerimizin çoğunda biz bu şeyleri söylediğimiz zaman demiştik ki bu tarihleri verirken Allahu Alem ve Muradi demiştik. Allahu Teala tabi hakkıyla daha iyi bilendir. Efendim demiştik ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın son dönemlerine denk gelecek bu vaka diye. Hazreti İsa Aleyhisselam biliyorsunuz diğer rivayetlerin bir tanesi de yani kıyamet alametlerinden, büyük alametlerden birisi de Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar gönderilmesi meselesidir. Onlar ileride zaten gelecek gençler. Anlatacağız yani. Efendim bu 10 büyük alametin içerisinde işte Hazreti İsa'nın nüzulü, yeryüzüne tekrar gönderilmesi meselesi de vardır. Hal böyle olunca işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın son dönemleri dediğimiz dönemleri aslında bunların denk geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani biz tarihi açıdan da yani baktığımız zaman böyle bir hikmet zuhur eder etmez. Bak yine de Allah-u Teala bilir. Biz bizim anladıklarımızı anlatıyoruz. Anlatabildim mi? Bunlar bizim anladığımız mevzular. Yani o ayetlerdeki inceliklerde gördüklerimiz. O tarz rivayetlerdeki inceliklerde gördüklerimiz işin doğrusu böyle bir vakayı bizim gözümüzün önüne koyuyor. Hadislerin bazılarında da mesela Yeçüc ve Meçüc'le alakalı hadislerde Taberi Gölü'nden bahsedilir. Mesela onların Taberi Gölü'nün suyunu bir anda içeceklerinden bahsedilir. Biz bu tarz hadislerin de işte yapısından anlatılmak istenen, vermeye çalıştığı mesajdan da efendim anlıyoruz ki bunların yaşadığı yerde işte su kıtlığı yaşayacak bu varlıklar. Ondan dolayı işte Allah-u Teala'nın izni, vakti saati geldiği zaman da yeryüzündeki suları istila için inecekler yeryüzüne. Anlayabildiniz mi? Taberi Gölü'nün suyunu bir anda içecekler demesinin en büyük hikmeti hadislerde bize göre böyle. Hadis ulemaları tabi böyle anlamamışlar. Anlatabildim mi? Hadis tarihi içerisinde baktığımız zaman hadis şarihleri tarafından böyle bir anlaşılma söz konusu zaten değil. Bunlar benim bu ayet ve hadislerden anladığım, çıkarttığım sonuçlardır yani. Anladığım şeylerdir. Yine de doğruluğunu Allah-u Teala bilir. Yani Taberi Gölü'ne iniş yapacaklarını, Taberi Gölü'nün suyunu çekmek için hadiste çünkü öyle ifade ediliyor. Buradan işte anlıyoruz ki orada yaşadıkları gezegende su kıtlığı yaşayacaklar, su bulamayacaklar. Su bulabilmek için tabiri caizse galaksinin içerisinde
su olan gezegenler araştıracaklar ve neticede burayı bulacaklar. Ve dünyaya iniş serüvenleri de muhtemel ki böyle olacak. Yeryüzüne geldikleri zaman da talan edecekler. Hadisler açısından yani baktığımız zaman gençler, hadis rivayetleri içerisinde Yeçüc ve Meçüc'e yönelik çok ilginç ilginç bilgiler vardır. Ha, o hadislerin sahih olanları var, zayıf olanları var, uydurma olanları var. O da ayrı bir mevzu. Ama o lafızlara bizler şöyle bir genel manada baktığımız zaman, mesela onların işte o silahlarından bahsedilir. Okları diye tanımlanıyor. İşte mızrakları diye tanımlanıyor. Mesela yeryüzündeki insanların onlar en son Hazreti İsa'ya ve ona inananlar diyor, Tur'a diyor sığınırlar. Dua ederler o musibetten. Allah'a sığınırlar. Allah-u Teala da efendim onlara diyor bir diyor kurtçuk. Anlatabildim mi? Musallat eder. O kurtçuktan dolayı diyor onlar diyor hepsi diyor ölürler. Onların diyor işte bıraktıkları silahlar yani açısından söylüyorum. Tabi silah diye yorumluyoruz. Normalde metinlerde ne geçiyor? Ok geçiyor, yay geçiyor. Anlayabildiniz mi? O zamanki silah aletleri oydu çünkü. O şekilde tanımlanıyor. O silahları işte yeryüzü halkının günlerce yani o kadar çok silah bırakacaklar ki günlerce onları yakacaklar, imha etmeyle uğraşacaklar. Yani çokluğunu buradan anlıyoruz. Yani bunun gibi mesela böyle ilginç rivayetler içerisinde bilgiler vardır. Biz bu rivayetlerden de anlıyoruz. Zaten mana itibariyle de işin doğrusu anlıyoruz. Geçenlerde mesela şeytanlardan bahsederken yedi kat yerin altı diye bir tanımlama yapmıştım ya. O yedi kat yerin altında katlardan bir tanesinde zaten yaratılmış olan bazı varlıklar vardır. Hikmet-i Hüda, o varlıklar efendim Yeçüc ve Meçüc için yaratılmış varlıklardır. Yani Yeçüc ve Meçüc yeryüzünde çıktığı zaman işte Allah-u Teala'nın hadiste anlatılan işte bir kurtçuk musallat edecek Allah onlara. Onlar da telef olacak dediği hikmeti biz burada görüyoruz. O varlıklar onları helak edecek. Anlatabildim mi? Tabi bu hadislerde, bu rivayetlerde biz şöyle genel manada baktığımız zaman da burada da şu hikmeti anlıyoruz. Muhtemel ki bu yeryüzüne gelecek olan varlıklar, efendim yani uzaylılar, öyle tanımlayalım. Daha güncel bir ifade, değil mi? Uzaylılar, efendim bu kavimler, hadislerin kurçuk murçuk diye tanımlamaya çalıştığı şey aslında biz anlıyoruz ki yeryüzünde bazı mikrobik yapılara bunların vücutları uyumlu değil. Anlatabildim mi? Ki bize göre, bu da bize göre şahsi fikrimizdir. Çünkü dedim ya yerin altında bazı varlıklar var falan diye. İşte o yerin altındaki varlıkların normalde zahiren bilinen karşılığı anlamında söylüyorum. Dana burnu gibi, köstebek gibi yerin altında yaşayan biliyorsunuz iki tane varlık var. Allah-u Teala bilir tabi iyisini. Muhtemel ki bunların taşıdığı bir mikrop veya bunların kendileri o gelecek olan şeylere, kavimlere sıkıntı verecek olanlar bu iki mahlukat. Onun için manada bazı geçmişte mana erbabı, herkes de değil tabi mana erbabı için söylüyorum. Yani keşif sahibi bazı zatların nazarında bu köstebekle efendim dana burnu işin doğrusu kıymetli hayvanlardır. Bizim nazarımızda da yani kıymetlidir. Kıymetli olmasının da en büyük sebep ve hikmetlerinden birisi de işin doğrusu böyle bir cilve barındırdığından dolayıdır. Anlatabildim mi? Muhtemel ki bunların mikrobik yapıları veya bunların direkt kendileri Allah-u Teala o gelen kavimlere bunları salacak. Bunlardan bulaşacak olan herhangi bir hastalıktan dolayı da onlar ne olacaklar? Telef olacaklar. Dünyadaki çünkü biz öyle zannediyoruz. Şimdi biraz daha uzaysal konuşacak olursak, bilimsel konuşacak olursak. Bizler biliyoruz ki göklerde canlılar var. Doğru mu? Bunu da defaatle söyledik. Kur'an'da da zaten bunu ifade eden birçok cümleler var. Şimdi günümüzün uzay çağı, uzay ilimleri açısından yani bakacak olursak böyle bir mevzuya aslında yeryüzünü devamlı insanlar, yeryüzünde yaşayan mahlukatı incelediklerine inanıyoruz. Değil mi? Bir grup bilim dünyasında,
bilim adamları UFO'ların varlığına atıfta bulunur. Değil mi? İnsanların çoğunluğu UFO'ların varlığına atıfta bulunur. Efendim, uzayda yaşayan varlıklar var diye atıflarda bulunanlar vardır. Onların yani baktığı açıdan bakacak olursak, evet, bunlar yeryüzünde illaki gelecekleri yerleri daha evvelden tetkik ediyorlardır. Yani ne kadar uyuyoruz, ne kadar uymuyoruz, değil mi? İnecek gelecekler yani baktığımız zaman. Biz burada hayatımızı devam ettirebilir miyiz, ettiremeyiz mi? Bizim vücutsal yapımıza, anatomik yapımıza tabiri caizse dünya uygun mu değil mi gibi tetkikler yapıyorlardır. Anlatabildim mi? Burada işte yerin altı dediğimiz nokta önemli. Yerin altındaki işte bu dana burnu, köstebek gibi hayvanlar muhtemel ki bunların işte görünürde gün yüzünde olmadığı için bu tarz hayvanlar, yerin altındaki hayvanlar için söylüyorum genel manada da, yerin altındaki birçok yaşayan hayvanlardan da bunlar muhtemel ki habersizler, habersiz kalacaklar. Ondan dolayı herhalde böyle bir tabiri caizse gaflet sergileyecekler. Tabi bunlar varsayım. Yani olabilirliği meçhul. Allah-u Teala bilir hakkıyla en iyisini. Ama bizler hani bu tarz rivayetleri genel manada, şimdi her bir rivayeti oturup size anlatmış olsam günlerce anlatmak zorunda kalırız. Çünkü çok fazla kaynaklarda bilgiler mevcut. Ama genel anatema anlamında baktığımız zaman Zülkarneyn, kısacası peygamber gençler, efendim bize göre peygamberdir. Veli bir şahsiyet değildir. Zülkarneyn aleyhisselam bir peygamberdir diğer alimlerle biz bu manada hemfikiriz. Aynı fikri taşıyoruz. Aynı zamanda alimlerden ayrıldığımız nokta nedir? Onlar yeryüzünde yolculuk yapan bir kral peygamberdir diyorlar. Hatta ordularıyla alakalı rivayetler vardır. Tevrat'tan geçen, İsrailiyat'tan geçen mesela birçok böyle bilgiler vardır. Yeryüzünde yolculuk yaptığına yönelik ordusuyla beraber. Efendim, oysa Kur'an metinleri açısından bizler baktığımız zaman yeryüzü değil gökyüzüne yolculuk yapması da mümkündür. Çünkü oradaki cümle yapıları, kelime yapıları buna çok müsait ifadeler içerir. Ondan dolayı da işte diyoruz ki Zülkarneyn efendim göklere yolculuk yapmış olan bir peygamberdir. Ve ikinci bir husus Zülkarneyn peygamberle alakalı. Bazı tarihi kayıtlar açısından da yani baktığımız zaman bizler Zülkarneyn peygamberin de işin doğrusu özellikle Türklerin içerisinden Türk olan bir peygamber olduğunu umuyoruz. Anlatabildim mi? Yani çünkü bunu Nuh peygamberden sonra yeryüzüne insanlığın yayılmasına yönelik yapmış olduğumuz sohbetlerde de beyan etmiştik. Türkler biliyorsunuz soy olarak incelediğimiz zaman Nuh peygamberin oğullarından birinin soyundan gelir. Rivayette Yasef'in veya diğer bir rivayette Yafes'in efendim soyundan geldiği söylenir. O soyun zaten Yasef'in efendim veya Yafes'in her neyse onun çocuğunun adının Türk olduğu söylenir. Türkler onun soyundandır. Türk denmesinin sebebi de işte hızlı hızlı çalımlı çalımlı yürümesinden dolayı kullanılan bir tabirdir. Türk denmiştir. Efendim o Türk'ün de Hazreti Nuh'un torunu oluyor tabi bu arada. O Türk'ün de Türk ismindeki o çocuğun da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torununun ve o soydan gelenin de işte birisinin Zülkarneyn olduğunu bizler umuyoruz. Ve bu ikisinin de özellikle Türklerin içerisinde ve Türklere gönderilmiş olan peygamberlerden olduklarını da ne yapıyoruz? Umuyoruz. Yani kısacası Zülkarneyn, Yeçüc ve Meçüc meseleleri işin doğrusu baktığımız zaman böyle incelikler içerir. Ben şimdi kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum. Yani burada kafanıza takılan bir şey var mı? Anlayamadığınız. Bu